Adım Farah dizisinde şimdi neler olacak? Buna geçmeden önce Adım Farah The Clannic Lady dizisinden uyarlamadır. Bu dizi daha önceden Arjantin yapımı olan La Chica Calimpia dizisidir. Dizinin ABD ve Meksika gibi ülkelerde de uyarlaması çekildi. Peki ya şimdi Farah ve oğlu Kerim Şah ne olacak? Birinci bölümün son sahnesinde bildiğiniz gibi polisi vuran Kaan'ın babası Ali Galip Akıncı yani büyük patron Tahir'den Farah'ı getirmesini istedi. Ancak Farah her ne kadar da Ali Galip'in hayatını kurtarmış olsa da dizinin ikinci bölüm birinci fragmanda izlediğimiz gibi Ali Galip Tahir'den kadını öldürmesini ve çocuğa sahip çıkılmasını emretti. Çünkü Farah görgü tanığıydı ve hem oğlunu hem de kendini tehlikeye atamazdı. Fakat Tahir, Ali Galib'in bu emrini duygularına yenik düşerek yerine getirmeyecektir ve muhtemelen ilk etapta Farah'ı saklayacak. Peki ya Adım Ferah dizisinin asıl konusu ne? Farah 28 yaşlarında İranlı bir kadındır. 6 sene evvel İran'dan Fransa'ya kaçarken İstanbul'da durmak zorunda kalır. Çünkü hamile olduğunu öğrenmiştir. Kaçak olarak İstanbul'da yaşamaya başlar. Bir de üstelik oğlu Kerimşah çok hastadır. Bağışıklık sistemi doğuştan çok zayıf olduğundan Kerimşah hastalıklara açıktır. Bu yüzden strel bir ortamda yaşamak zorundadır. Tıp eğitimi almış olmasına rağmen Farah kaçak olarak İstanbul'da temizlikçi olarak çalışmakta. Farah'ın hayattaki gayesi oğlu Kerimşah'ın sağlığına kavuşması ve normal çocuklar gibi bir hayat olabilmesidir. Bir an evvel para biriktirip oğlunun tedavisini tamamlayıp tekrardan Fransa'ya gitmekti. Fakat Farah'ın hayatı bir gecede alt üst oldu. Bildiğiniz gibi temizliğe gittiği bir mekanda mafyanın işlediği bir cinayete şahit olur ve Tahir'le tanışır. Tahir mafya liderinin yanında büyümüş kimsesiz yalnız bir adamdır. Ölen kişinin polis olduğu ortaya çıkınca Farah için işler daha da içinden çıkılmaz hale gelir. Tahir ve Farah ikinci bölümde ölüm kalım çıkmazında önüne geçemedikleri duygularıyla da sınanacaklar. Bakalım bekleyip göreceğiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.